İki tekeriz de bugün bu IGP Sport'un GPS'li yol bilgisayarıydı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizim en sevdiğimiz yol bilgisayarları bu GPS'liler. Neden diyeceksin? Çünkü hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Aynı Garmin H200'deki olduğu gibi bu da GPS'li, hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Herhangi bir şeyi jantımıza takmıyoruz. Böyle kabloyla, onunla, bununla, sensörle uğraşmıyoruz. Şöyle genel olarak bir üstünden bakalım. Böyle biraz Garmin'e göre büyük bir ekran var. Şimdi bunu bu videoda bu Garmin H200 ile kıyaslayacağım. Çünkü fiyat olarak birbirine yakınlar. Sundukları özellik olarak da aslında birbirine yakınlar. Bunun birkaç eksisi var. Garmin'in buna göre birkaç eksisi var gibi birbirini tamamlıyorlar. Şöyle arkasına döndürdüğümüzde bu aparata girmesi için böyle birkaç yerimiz var. Onun dışında bir de USB şarj girişimiz var. Şarjına birazdan değineceğim. Şarjı biraz efsanedir. Şimdi kutu içerisinden iki tane bunu takmak için zımbırtı çıkıyor. İstersek bu gidon boğazına takıyoruz, istersek gidonumuza takıyoruz. Ama tabii o taktığımız yerde duruyor. Ben böyle biraz da önde dursun istedim. Bu Garmin'lerde falan da çok kullanılan bir aparat. Şöyle bir aparat aldık. Yine bu IGP Sport'un kendi aparatı. Yanında 2-3 dolara bundan da alabiliyorsunuz. Şöyle takalım. Yani bisikletimizin tam ortasında. Güzel, şık duruyor. Siyah olması da hoş olmuş. Şöyle açalım. Şimdi bunun ekran biraz dolu. Ve Garmin'e göre okunuşu, bisiklet sürerken görülmesi çok daha kolay. İşte burada anlık hızımızı gösteriyor. Onun dışında eğim gösteriyor, yolun eğimini gösteriyor. Garmin'de bu yoktu, yükseklik vardı rakım olarak. Bunu da direkt eğim olarak gösteriyor. Onun dışında ortalama hızımızı gösteriyor, averajımızı gösteriyor. İşte maksimum yaptığımız sürati gösteriyor. İşte tur zamanını gösteriyor. Burada işte yükseldiğimiz metre vesaire gösteriyor. Gibi. Burada birkaç tane özelliğimiz var. Şimdi şu burada bir uyarı işaretimiz var. Bunu gördüğümüzde anlıyoruz ki cihazımız GPS'e şu an bağlı, çekiyor. Yani şuraya başlattığımızda şu play işaretini gördüğümüzde hareket edebiliriz. Bisikletimiz hareket ettiği andan itibaren kilometre saatimiz devrede. Ve veri aktarım hızı olarak da hemen hemen Garmin kadar olmasa da bayağı başarılı olduğunu söyleyebilirim. Garmin'den ekstra özellik olarak ne var derseniz, burada işte derecemiz var, derece gösteriyor. Onun dışında bu cihazı telefonumuza bağlayabiliyoruz Bluetooth sayesinde ve kendi uygulamasını Google Play'den indirip orada verilerimize bakabiliyoruz. Ama biz bakamadık. Çünkü Bluetooth'la bağlayamadık. Hata verdi. Cihaz izin vermiyor dendi. Oraları biraz kurcalamak gerekebilir. Biz beceremedik açıkçası. Bu kilometre saatini kullanıp onları da yapabilen varsa lütfen bize yazabilir, mail atabilir. Biz de cihazı düzgün kullanalım. Onun dışında Garmin'den bir artı olarak bu cihaza kadans sensörü bağlanabiliyor arkadaşlar. Yine IGP Sport'un ya da farklı bir markanın kadans sensörünü alıp Bluetooth'la bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ama biz onu da evet, onu da bağlayamadık. Çünkü Bluetooth'ta bir hata var. Hani Bluetooth'la bağlanabilen hiçbir şeyi bağlayamadık. Ama o özellikler var. Büyük ihtimal bizim hatamızdan dolayıdır. Herhangi bir sensörle, kadans sensörüyle ya da telefonumuza Bluetooth'la bağlayıp cihazı kullanabiliyoruz. Şimdi özellik olarak IGP Sport'un GPS yol bilgisayarı bayağı tatmin edici. Fiyatına gelecek olursak yaklaşık 400 ile 500 lira arasında oynuyor. Şu an dolar çok böyle oynak olduğu için 2018'in Eylül ayında maalesef fiyatlar çok oynuyor. O yüzden hani tam 420 liradır falan diyemeyeceğiz. 400 ile 500 lira arasında oynuyor. Peki alınır mı, alınmaz mı? Hani Garmin gibi bir marka var orada ve burada IGP Sport var. Hani sonuçta Garmin bu işin en babası. Hani neden bunu tercih edersin? Şimdi Garmin fiyat olarak artık 600'lü rakamlara çıktı. Biz aldığımızda 290 ya da 300 lira civarında öyle bir şeydi, ama şu an 600 lira civarına çıktı Garmin. Ve gerek tasarım olarak, gerek özellik olarak, işte veri aktarım hızı, GPS'ten alma falan, oldukça bu da başarılı geldi bana. Görsel olarak da hani tatmin ediyor. Bana göre Garmin'den en büyük artısı bu cihazın bataryası arkadaşlar. Hani hakikaten ben cihazın bataryasını bitiremedim. Haftalardır kullanıyorum. Hani en az 5-6 sürüş yapmışımdır. Batarya hala full gösteriyor. Yani ne kadar sağlıklı bir göstergesi var bilmiyorum ama bataryası bitmedi. Ayrıca bu ışık gece çıktığınızda kendi ışıklandırması sürekli yanıyor. Hava aydınlıksa da
ışıkları yanmıyor. Böyle güzel özellikleri de var. Ama dediğim gibi bataryası kesinlikle sizi tatmin eder. Hani bir hafta kullan bisikleti, batarya götürür. Garmin'e göre bence en büyük artısı. Garmin'inki de kötü değildi ama bu çok daha iyi. Eğer siz de bir böyle GPS'li yol bilgisayarı düşünüyorsanız, böyle onunla bununla sensörle kabloyla uğraşmak istemiyorsanız bu modelde düşünebilirsiniz. Bir alternatiftir. En azından birkaç lira daha ucuz böyle şık bir GPS yol bilgisayarı. Biz yine bu ürünün linkini açıklama kısmına paylaşıyoruz. İsterseniz oradan satın alabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.